ettik. Mesela Çin uygarlığı baktığımızda bugün dünyanın devam eden en eski ve en köklü kültürü, kesintisiz olarak devam eden devlet bazında. Hatta zaman algısı bile ona göre değişmiş bir ülke. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Henry Kissinger kendi dönemlerinden birinde, gerçi çok uzun bir döneme yayılıyor onun dışişleri serüveni ama. Hala bugünü de sayalım. Aynen. Çinli meslektaşına diyor ki, Fransız devrimini nasıl yorumluyorsunuz falan diyor. Bu Mao dönemine denk gelen bir zamanda. Onlar da diyor ki henüz bir şey söylemek için erken diyor. Yani Çin'in mesela zaman algısı böyle bir şey. Ama başka bir açıdan baktığımızda mesela Çin hepimizin okul anılarından bildiğimiz hikaye. İşte pusulayı keşfetmiş, barutu keşfetmiş, kağıdı keşfetmiş falan filan. Fakat bunlarla Batı toplumunun yaptığı gibi fetihler yapmamış, barutu silaha çevirip dünyayı fethetmemiş, pusulayı gemilerine bağlayıp kıtaları bilmem dünyayı keşfetmemiş, kendi topraklarında kalmış ve bunları bambaşka şeyler için kullanmış, tercihlerini başka açıdan değerlendirmiş. İşte başarı da birazcık böyle, yani bizim koyduğumuz hedeflerle çok ilgili, niyetlerimizle çok ilgili. Felsefede çok hani temel bir kavram vardır, paraya endeksli toplumlarda paraya sahip oldukça toplumla olan ilişki daha kırıcı, dökücü hale gelir. Demin Üstün Hoca'nın da bahsettiği gibi. Yani buradan yola çıktığımızda bu yüzden işte başlangıçta söylediğim gibi rol modellerimizi iyi belirlememiz lazım. Çünkü seçtiğimiz rol modelleri bizim başarı kriterlerimizi, başarı silüetimizi oluşturuyor. Ve şunu unutmayalım. Büyük beyinler, demin Schopenhauer lafı geçince benim de o aklıma geldi. Diyor ki Schopenhauer, büyük beyinler eğer mutluluk peşinde koşsaydı, yani bizim programımızın bir diğer başlığı olan mutluluk peşinde koşsaydı, insanlık olarak hiçbir ilerleme sağlayamazdık diyor. Bütün başarılar mutluluk dışında bir eziyeti tercih etmenin sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Yani yine yanlış hatırlamıyorsam Schopenhauer'in örneklerinden biriydi. Hani Sistine Şapeli'ni Michelangelo o boyarken, hani ben gördüğümde tüylerim diken diken olmuştu. Seneler boyu böyle duvara asılı o 6 yıl. Tabloyu 6 yıl tamamlamaya çalışırken keyif mi aldı? Hayır, büyük bir ızdırap çekti. Anatomisine aykırı bir şekilde kan beyninde ızdırapla, işkenceyle onu yaptı. Ama dünyanın en büyük eserini yaptı. Mutlu olmak için yapmadı, bir şeyi başarmak için de yapmadı. En güzel resmi, kendi inandığı değerleri yansıtabilecek ve kendiyle anılabilecek en güzel eseri ortaya çıkartmak için bunu yaptı. Yani buradan yola çıkarak Nazım Hikmet'in şu yaşamaya dair şiiri var ya, hani ne diyor? Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani öyle ki işte kolların bağlı duvarda beklerken ya da beyaz önlüğünle gözlüklerin gözünde bir laboratuvarda insanlar için ölmeyi göze alabileceksin. Hem de hiç tanımadığın insanlar uğruna, üstelik hiç kimse seni buna zorlamamışken ve yaşamanın en güzel şey olduğunu bilirken. Tam aklıma gelmedi ama aşağı yukarı böyle bir şey. Anlattığı da kim? Ünlü bilimci Madame Curie. Madame Curie kim? Biz bugün röntgen çekilebilirim. İşte ameliyattan öncesinde sonrasında ya da bir kırık çıkıkta derdimizi anlayabilelim diye röntgeni icat edebilme adına, X ışınını geliştirme adına işte radyumla kendi hayatını yok eden, aramızdan ayrılan, üstelik Nobel, çok ilginç, Nobel almıştır ama ilginç de bir öyküsü vardır. Nobel Akademisi, Nobel Seçici Kurulu son anda kabul etmiştir. Yani ciddiye almamıştır. Birazcık da kadın olduğu için vermeyi tercih etmemiştir vesaire. Dolayısıyla hani Jonas, mesela Jonas Salk iki defa aldı. Bu arada kızı da Nobel almıştır, ilginç bir detay olarak. Jonas Salk mesela 1955'te çocuk felci aşısını icat etti. Bugün hala işte yüz binlerce çocuğun hayatını kurtaran, hayata döndüren, ayakta kalabilmesini sağlayan. Kendisine bunun patentini neden almadığını soruyorlar. Diyor ki böyle bir şeyi nasıl düşünebilirim diyor. Yani bu insanlığın değeridir diyor ve notlarımda vardı. O günün parasıyla bugünün kuruna çevirdiğimizde 7 milyar dolarlık bir geliri, garantili, hiçbir şey yapmadan elde edebileceği bir geliri elinin tersiyle bir kenara itmiştir. Yani bugün
başarı dediğimiz kavramın içerisinde bizim ilk etapta aklımıza gelen şeyler yok. Örneğin çok yansıtılabilecek bir örnek vereyim. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın maaşı ne kadar biliyor musunuz? Tahmininiz var mı? Recep Tayyip Erdoğan'ın aylık maaşı ne kadar? 16 bin dendi. Sizin var mı tahmin? 14-16. Zam yapıldı bu sene. 35 bin lira. 35 bin lira mesela bir CEO için bir şey ifade eder mi? Hayatta yerinden bile kımıldamaz. Genel müdür belki bunu ciddiye alır. Şimdi ekran başındakiler bize saydırmasın da tabii bu maaşın nesini. Yani bir skaladan bahsediyoruz ki gerçekten ciddiye alınacak laf değil. Aylık prim bile bu kadara burun kıvrılır. E şimdi maaşı için cumhurbaşkanı olmayı düşünebilir miyiz? Mesela emekli maaşları da güzel. 20-25 bin lira emekli başbakan maaşı var. Düşünebiliriz. Fena değil yani bugünkü kasayla. Fakat hiçbirimiz bunu para için şey yapamayız. Ya da cumhurbaşkanının ya da başbakanın para gibi bir şeyi olabilir mi? Kriteri olabilir mi? Çünkü orada başka bir katman var değil mi? Hayata da birazcık böyle bakmamız lazım gerek diye düşünüyorum. Yani buradan bedellere de gelecek olursak Dalai Lama'nın, 14. Dalai Lama'nın çok sevdiğim bir sözü var. Başarıyla ilgili bir tanımında söylüyor. Diyor ki başarılarını onlar için neleri feda etmek zorunda kaldığına bakarak değerlendir diyor. Sizin de açılışta bahsettiğiniz gibi başka örneklerle başarıya ulaşıyoruz. Fakat bu hani makyavelist bakış açısıyla neleri feda ederek, kendimizden ya da çevremizden neleri feda ederek onlara ulaşıyoruz. Çoğu zaman bunun muhasebesini yapamıyoruz. Çünkü başarının içerisinde başarıyı taçlandıran itibar dediğimiz kavram hafızayla çok ilgili bir kavram. Yani biz itibara yönelik çabamızı toplumsal hafızayla kurgularız. Toplum unutuyorsa, insan unutuyorsa itibar gibi bir derdimiz de olmaz. Dünyanın en büyük potunu kırarız, en büyük ahlaksızlığını yaparız. Bir ay sonra unutuluyorsa zaten dert yoktur. Dolayısıyla başarının içerisindeki bu itibar payı da önemli. Yani Al Capone'dan çok bahsetti hocamız. Aklıma gelen bir anekdotunu aktarayım. Diyor ki Al Capone, işte ben çocukken her gün Tanrı'ya dua ederdim. Bana bir bisiklet versin diye. Her akşam dua ettim. Sonra Tanrı'nın böyle çalışmadığını fark ettim. Gittim bir bisiklet çaldım ve her akşam dua ettim Tanrı'ya beni affetsin diye diyor. Şimdi yani başarı dediğimiz kavramın içerisinde bir de böyle bir boyut var. Yani bir halkla ilişkiler cilalamasının ucunda sadece bize bizim bilmemiz ve bizim hoşumuza gideceği tarzda öykülerle sunulmuş, sterilize edilmiş, dezenfekte edilmiş başarı örnekleriyle de karşı karşıyayız. Hepimizin sanıyorum hafızasında tazedir. Şener Şen'in, daha doğrusu şöyle diyelim, Yavuz Turgul'un Türk sinema tarihini değiştiren, yeni bir sayfa soluk getiren Eşkıya filmi. Şimdi Eşkıya filminde Şener Şen'in canlandırdığı Baran mıydı? Neydi? Bir dakika, notlarım da vardı. Ha? Baran tabii. Baran. Şimdi Baran sevdiği vardır Keje. Yalnız çocukluk arkadaşı Berfo Keje'yle evlenmiştir. Bir gün çıkar karşısına gelir, evine girer, korumaları aşar ve Berfo'ya der ki işte kendisine bir kazık atmıştır. Bana bunu niye yaptın der ve anlatmaya başlar Keje ile ilgili öyküyü. Der ki çocukluk aşkı için, sen mi seviyorsun Keje'yi, ben mi? Bak ben Keje'yi alabilmek için senin altınlarını çaldım. Senden çaldığım altınlarla gittim Keje'nin babasından başlık parasını verip o kızı aldım ve en iyi arkadaşımı sattım bunun için. Bütün çocukluğumda seni kandırdım durdum. Sen yapabilir miydin der. Keje için bunu yapabilir miydin? En sevdiğin arkadaşını böyle kazıklayabilir miydin der. Ve işte orada sorgularsın hayatı. Belki Yavuz Turgul'un en büyük mucizelerinden biridir bu tip böyle küçük sorgulatmalar. Yani Keje'yi seven kim? Sevdiği uğruna arkadaşına kazık atmayan, dolayısıyla aşkını kaybeden kişi mi? Yoksa o aşkı uğruna en sevdiği dostunu satıp bütün hayatını dağıtan, değiştiren kişi mi? Fikrini sorabilir miyiz? Çok merak ettim. Düşünmem lazım. Hemen düşünürken mesela. Ha, buyurun lütfen. Benimkinde hocam düşünecek. Şimdi bu şeyin dedi. Yani asıl seni ben seviyorum. En büyük arkadaşıma kazık attım. Psikoloji anlamında bu bir savunma mekanizması. Halkımızın ifadesiyle çevir kazı yanmasın da olabilir. Yani yap et, arkadaşına kazık at. Sonra bir savunma mekanizması. Sevdiğim için yaptım abi. Hocam mahkemede vuruyor sevgilisi. Hakim soruyor. Evladım ne için vurdun diyor. Hakim Bey çok seviyordum diyor. Şimdi
çok seviyordum. Gerçek bir ifade mi? Yoksa mış gibi bir ifade mi? Çevre kazı yanmasın, savunma mekanizması. Bence de değerler. Hocam bu keçede de yani, olabilir. İyi daha, onun için belki aşk daha yüce bir değer. Başka birisi için onur daha yüce bir değer olabilir veya dostluk daha yüce bir değer. İşte dolayısıyla en baştan beri konuştuğumuz başarının bu bakış açısına göre değişmesi de bu yüzden. Daha güncel bir örneğe gelelim mesela. Demin sizinle bahsettiğin Steve Jobs. Şimdi Steve Jobs dünyanın bugün en kıymetli markasının fikir babalarından biri. İşte iki arkadaş kuruyorlar. Daha kuruluş safhasında iki ortaklar ortağına kazık atıyor. İş yapıyorlar, atıyorum şimdi 2000 dolarlık iş yapıyorlar, 1000 paylaşacaklar. Sonra bir ortaya çıkıyor ki 10.000 dolarlık iş yapmışlar, ona 2000 liralık iş yaptık diye 1000 lira vermiş. Sonrasında o arkadaşı büyük bir, daha bir sürü böyle kazık yiyerek işte ayrılıyor gidiyor. Steve Wozniak'tan bahsediyorum vesaire. Yani şimdi baktığımızda biz bu öyküleri çok duyuyor muyuz? Hayır. Biz başka tip öyküleri duyuyoruz. Mesela işte Latin Amerika'da eski oynanan futbola benzer bir oyun var. Kaybeden tarafı idam ediyorlar. Evet. Yani hayat bugün başarı kavramı. Duvarda birazcık... bir halka var. O halkaya hiç aynen. Şey yapmadan gövdeleriyle falan geçirme. Aynen. Affı yok yani. Bir ve sıfır. Başarı evet. Ya da hiçlik. Yani şimdi Türkiye'deki örneklere bakarsak demin şimdi Deniz Bey'in de bahsettiği mesela ben seneler önce başarısızlık konferansı diye çok şaşırdığım bir etkinliğe davet edilmiştim. Hani çünkü bizde başarısızlıkların anlatılması çok sıra dışı bir şey ya. Zaten orada da biraz öyle oldu. Herkes gelip başarılarını anlattı. Ben de bizim tarihten örnekler vermiştim. Mesela o dönem o günkü salonda Vecihi Hürkuş hiç bilinmiyordu. Vecihi Hürkuş Türkiye'nin ilk pilotu, ilk savaş pilotu. İlk düşman uçağını düşüren pilotu. Düşürdüğü uçağın parçalarını birleştirip kendine ait bir tasarımla ilk Türk savaş uçağını yapan kişisi. Daha sonra yani Kurtuluş Savaşı'nın ilk uçuşunu ve son uçuşunu yapıyor. Arada Türk Hava Kuvvetleri'nin bütün savaş pilotlarını yetiştiriyor. Sonrasında kendisi uçak yapmaya karar veriyor. Hiçbir destek alamıyor. Varını yoğunu ve bütün sosyal kredisini kullanarak bir atölyede atölyenin sahibine bile uçak yaptığını söylemeden bir uçak yapıyor. Uçağını uçuruyor. Bugün Kadıköy'deki Fenerbahçe tesislerinin olduğu noktanın civarından uçağını uçuruyor. İndiğinde gözaltına alınıyorlar. Ruhsatsız, lisanssız uçak uçurduğu için. Sonra diyor ki o zaman bana verin diyor. Lisans verin bana diyor. Diyorlar ki bizde lisans verebilecek yetkinlikte bir kurum yok diyorlar. Ne yapacağım diyor. Sen diyor öncelikle pilot belgesi alman lazım. Nereden alacağım? İşte bizde yok. Gidiyor Almanya'da mühendislik okuyor. Bu uçağı yapabilme yeteneğini belgelemek için. Dereceyle bitiriyor. 4 yıllık üniversiteyi 3 senede bitiriyor. Ya da 2,5 muydu unuttum. Dönüyor diyorlar ki 2,5 senede üniversite bitirilmez. Bu diploma geçersizdir diyor. Dava açıyor, Yargıtay'dan alıyor. Sonra uçağına ruhsat vermiyorlar. Diyorlar ki bizde ruhsat verebilecek kurum yok. Çekoslovakya'da var. O zaman Çek ve Slovakya bir devlet. Gidiyor trenle söküyor. Çekoslovakya'ya gidiyor. Döneminin en aerodinamik ve güçlü uçaklarından biri olduğuna dair belge alıyor. Uçarak Çekoslovakya'dan Türkiye'ye iniş yapıyor. Başına gelmedik kalmıyor. Uçakları sabote ediliyor, lisansları iptal ediliyor vesaire ve bütün bu çabalarının içerisinde yokluk, sıkıntı, dert, tasa içerisinde hayata veda ediyor. Bugün okul kitaplarımızda bile yok Vecihi Hürkuş diye bir hikaye, değil mi? Başarılarımız ya da baktığımızda işte demin de bahsedildiği gibi Nuri Demirağ bugün İstanbul Atatürk Havalimanı dediğimiz alanda havacılığı başlatan insanlar. Türkiye'de bu Devrim Arabaları filminde de çok etkileyici bir sahnedir ya. Başarılar cezasız kalmıyor. Çünkü içinde şöyle de bir detay var. Başka bir vesileyle yine bu programda başka bir oturumda bahsetmiştim. Hepimiz başarılı olmak istiyoruz ama ilginç bir şekilde bir yandan da bütün başarılılara karşı içimizde bir nefret var. Hani demin bahsettiğimiz o sosyal deneyde olduğu gibi yeter ki karşıdaki de az kazansın, ben az kazanmaya razıyım diye iyiliği paylaşıp büyütmek yerine kötülüğü paylaşmayı bazen tercih edebiliyoruz. Başarısızlıkları tercih edebiliyoruz. Çünkü başarı bizim üstümüze bir sorumluluk yüklüyor. Yani toplumda çevremizde başarılı insanlar oldukça
bu bizim üzerimizde de bir sorumluluğa dönüşüyor. Mesela sigarayı bıraktığım zamanı hatırlıyorum. Bütün arkadaşlarım, aynen uyuşturucuyu bırakan arkadaşlarım da olduğu gibi sürekli bana sigara ikram ediyordu. Ya iç bir tane ne olacak diye. İç ya işte yap bir tane. Ya bıraktım kardeşim, iç ya nasıl olsa başlayacağım. Aynen öyle. Neden? Çünkü benim bırakmam onda vicdan azabına dönüşecek. Kendi başarısızlığını... Aynen, ona motivasyon olmayacak. Serdar bıraktı, ben bırakamadım. Bak biz hala böyle içiyoruz falan filan diye. Yani birazcık böyle görüyorum ve bu dönemde bir de ilginç bir şey var. Onunla tamamlayayım isterseniz. Başarısızlığın kutsanması diye ilginç bir detay da girdi hayatımıza, dikkat ediyorsunuz. Şimdi demin bahsettim ya, başarısızlık konferansları var. Şimdi Türkçe'ye çeviremeyeceğim bazı yabancı dilde toplantılar yapılıyor. İngilizcesini de söylemeyeyim burada da. Yani başarısızlık öyküleri diyelim onlara. İnsanlar çıkıyorlar, başarısızlıklarını anlatıyorlar. Bundaki gerekçelerden bir tanesi de bence biraz altını eşelediğimde biz bu dönemde bireyselliğin getirdiği atomizasyondan, kopmadan dolayı yaşlıların tecrübesinden koptuk. Bence çok önemli bu çağın eksikliklerinden birisi. Yani biz pusulalarımızı kaybettik aslında. Yani eskiden danıştığımız, fikir aldığımız, tavsiye aldığımız insanlardan, zihinlerden koptuk. Dolayısıyla sürekli olarak dünyayı yeniden tecrübe ederek öğrenmeye çalışan varlıklar gibiyiz. Sürekli hatalar yapıyoruz, hatalar yaparak öğreniyoruz. Birbirimizle olan iletişimimiz de kesildi. Ve bence bu başarı potansiyelimizden sürekli bir şeyler aşındıran bu döneme ait gerçeklerden birisi. Yine devam ediyoruz. Tabii.